Selam arkadaşlar, ben Feanor. Bugün Ayolbatu ile beraber Rise Son of Rome oynuyoruz. Daha doğrusu Ayolbatu oynayacak. Ben sorular sorup gidişata bakacağım. Oyunu zerre bilmiyorum. Batu en azından birkaç defa oyunu bildiği için oyunun içerik ve hikayesini biliyor. O yüzden kulaklığı ona devredeceğim. Ben ona sorular sorarken o da cevaplayacak, hem de oyun oynayacak. Tamam oğlum, Şimdi konuşabilirsin. Niye siz konuşacaksın? tamam, şimdiki Dur bekle. Kulaklığı sana vermem lazım ki mikrofon sana yakın olsun. Hem de videoda sesin daha iyi çıksın. tamam, ama şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi bildiğim şeyleri insanlara aktarayım. Oynarken kulaklığı sen tak, çünkü ben oyuna fokuslanacağım ya. Tamam, seni takman lazım. Ben diyorum ya sana, ben oyunlar zerre bilmiyorum. Yok, Sen o hikaye oyunu anlatman lazım. oynarken ben genellikle çok konuşamıyorum, biliyorsun. Tamam, ben sana sorular sorarım, onu cevaplarsın. Ha, o olur. Tamam. İyi, hadi kulaklığı sana veriyorum. Sen de şimdi oyunun hikayesini kısa bir özet geç arkadaşlara. Tamam. Dur, al kulaklığı. Sen kısa özetini geç. Şimdi oyun şöyle. Oyun öncelikle Steam'de çok ucuza aldım. Ben de Enis Kirazoğlu'ndan görmüştüm. Paylaşım yapıyordu. Ucuz ve güzel oyunlar diye. Oyun Steam'de 4,5 liraya aldım. Hikayesi fena değil. Roma zamanında geçiyor. Bir Neyi tane anlatıyor mesela? efendim. Neyi anlatıyor mesela? Roma zamanında bir askerden bahsediyor. İşte adam normal hani Türkiye'deki gibi askere gitmiş. İşte eve geliyor. İşte babasını, ailesini görmeye falan filan. Ondan sonra da anlatmayacağım zaten. Olaylar gelişiyor vesaire. Peki bu asker kim yani? Bir ismi var mı oyun içerisinde? Oyun içerisinde öğreneceğiz kendisinin. İsmini unuttum. Oyunda camping var. Kısa bir camping değil. Ben açıkçası uzunluğunu da sevdim. Her akşam birkaç saat oynuyordum. Zamanımı aldı açıkçası. Onun dışında her işte bölümde ilerlediğin zaman XP kazanıyorsun vesaire kazanıyorsun. Bu XP'lerle de yeni finisher'ları açıyorsun. İşte ne bileyim, can ve staminanı arttırıyorsun. Bu oyun Battle Underground mı yoksa sadece Underground bir oyun mu? Yani hayatta kalma modu var mı yoksa sadece görevler üzerine mi yapıyorsun oyunu? Ya şu şekilde oyun aslında klasik oyunlar gibi. Hem kendi campingi var içinde. Bir de multiplayer tarafı var. Multiplayer Ve tarafında biz single player oynayacağız şu anda. aynen biz single player oynayacağız. Multiplayer tarafında Arkadaşlarla beraber kostümüze oynayacağız. edebiliyorsun karakterini buradan. Buradan hangi karakteri oynayacağını seçiyorsun. İşte gladyatör var. Burada King Oswald. Ne diyor? Default karaktermiş. Aynen. Ondan sonra işte Romalı var. Bizim ana karakterimiz Peki bu Glot diğerleri ne oluyor? bu. Bu Marius. single'da yok yani. Aynen bunlar burada zaten İngilizce yazıyor. Hani yani biyografisi diyelim. Hani ne tarz bir klana Sosyal mensup bakışın, işte dışarıdan bir atılım için biyografi. aynen. İşte Britanya'da, Kuzey Britanya'da geçiyor. Barbar adalarından çıkıp gelmiş bir insan dışı varlık olduğunu söylüyor. İnsan olmayan bir varlık olduğunu söylüyor. Hani Genelde acımasız. acımasız ve kan delisi olan bu minotor yaratıklar genelde Ya insanüstü bir güçleri var gibi. evet pozisyon olarak defans kısmına daha etkin olabiliyormuş. Evet, ama birazcık ağırlar. Hani güçlü ama ağır kafasında var ya, o gibi. İşte farklı şeyler var. Asker çeşitleri var. Legionary'ler var. Evet, Centurion falan vesaire. Oy. Bir de böyle şey koymuşlar. Gelecekten gelenmiş. Crysis'tan. Yok ya, Crysis'taki Prophet. Onun hani DLC gibi herhalde, Nano Suit. Hani birazcık fanteziye kaçılmış tabi. İşte buradan hangi kalkanını, ıvır zıvırını koymak istiyorsun? Onlar. Sağdaki şeyler senin statların. Sen daha yeni başlayan için bunlar tabi geliştirilmemiş. Bunları camping oynayarak geliştirebiliyorsun. Sana etkisi oluyor. Peki tam single'a gir bakalım. Single'a girelim şimdi. Bu Camping'den arada başlayalım. şöyle bir şey söyleyeceğim.
Her zamanki gibi collectibles var. Hani toplanabilirler, ıvır zıvırlar. Hani Burası bir de Batı Roma İmparatorluğu. evet. Multiplayer'da şöyle, hemen kısaca açıklayayım sizi çok fazla yormadan. Multiplayer'da arkadaşlarınla beraber oynayabiliyorsun ama Kaç kişi falan? çizgisel bir şey değil. Valla sanırsam bir 3-4 kişi oluyor. Hani sen dışında başka oyuncularla da oynayabiliyorsun. Mesela tek oynayacaksın bu oyunu. Açarsın multiplayer'ı. Hani arenada oynayabiliyorsun, Kolezyum'da Yani oynuyorsun. bu Lord of the Rings'in multiplayer gibi bir şey mi? Hangisi? Bunun multiplayer hani biz beraber oynadığımızda Lord of the Rings'in multiplayer'ında hani Aragorn'u, Legolas'ı, Sauron'u falan seçiyoruz ya, onun gibi bir şey mi bu da? Ona benzer ama işte beraber oynuyoruz. Bir de ayrıca savaştığımız, karşılıklı savaştığımız var diye biliyorum. Şimdi zorluğu İlk bir Soldier'dan başla bence. Çok tamam, basitten başlamayalım. normal. Normal. Tamam, açalım. Çünkü oyunu hiç bilmiyoruz. Sen gittikten sonra sonuçta ben bu seriye devam ederim büyük ihtimalle. Oyun girişinde böyle bizi güzel bir grafik karşılıyor. Oyunun başlangıç Grafikten grafiği. yana, pardon sözünü kesiyorum. Grafikten yana gayet iyi. Fiyatı bana göre harika çünkü nereden 4,5 liraya oyun bulabilirsin ki yani? Bu arada grafik kalitesi çok da kötü bir oyun değil. Şu Gayet iyi gözüküyor. anda Ultra'da oynuyoruz. 1920x1080 oynuyoruz şu anda. Oyun sesini kıstın sen değil mi? Aha, Oyun şimdi sesi bir yok şu an. dakika. Oyun sesini açmayı unuttuk arkadaşlar. Hemen bir açalım. Pardon. Şöyle bir 12'ye getirelim yeter. Şöyle de Gayet iyi geliyor. tamam. Şimdi Senato. Senato üyesi mi? Kaç? Senato üyesi değil. Kim bu? Baya şey. Bill Bedkin. Yok, en etkili insan bu. Şaka Ne yapıyorsun. deniyordu onlara? Unuttum Roma'da. Sezar deniyor. Yani hani Julius Caesar en yüksek mertebe imparator gibi görünüyordu ya Roma'da. Bu da o tarz. Yani bir bölgenin valisi o zaman. Aynen. Bir bölgenin bile valisi. Öyle Kim bu Sezar? açıklayabiliriz. Sezar. Sezar'ın heykeli mi? Yok Yok, yok. kendi heykeli. Kan çıkıyor Sezar'da. Şimdi millet abilerini falan çağırmaya başladı. Aldığım ucundan sen bana sorunlar geçiyor. İngilizce konuşuyorlar. İstersen sen çevirebilirsin. Ben anlayamıyorum çünkü. Sesini de açabilirsin. Birazcık daha sesini Ben stamina ne? Bir sözün gücü mü? Şimdi sen başlıyorsun. Şimdi oyunu bana gösterecek. Aa, canımız ne azaldı? Şimdi işte gösteriyor. İşte space abilityle kalkanla Ata engelliyorsun. karşılıyorsun. Aynen. Sağ basınca adam itiyorsun. Tamam. Ondan sonra solda da vuruyorsun adama. Orta tuş ne? Orta tuşta İleri finisher atma. yapıyor. Kafasında. Normal gri kuru kafa çıktığı zaman normal finisher. Kırmızı kuru kafa çıktığı zaman daha iyi finisher yapıyor. Ayrıca şöyle bir nokta eklemek istiyorum. Mesela diyelim 2'ye 1 kapışıyorsunuz. İki adamın kafasında da kuru kafa çıktı finisher. İki adama da finisher yapıyor. Double yani. Böyle bir hoş hareket Peki bunun bir süresi var mı? Süresi adam of almıyor, süresi var. O süre içinde yapmazsan gidiyor. Adamı normal kesiyorsun. Bir de orta tuşla geri geri yaptığın zaman burada finisher yaptığında
ne kazanacağını gösteriyor. Mesela diyelim canım oldu ya. Bunu seçtim. Şu an sadece bu var. Bunu seçtiğim zaman E'ye basıyorsun. E'ye basıyorsun. Finisher yapıyor. Adamı öldürdüğümde finisher'da canım arttıracak. Oradan bir sürü seçenek var. İşte XP için var. Manayı doldurmak için var. Can için var. Vesaire vesaire. Şimdi adam sarı yandığı zaman bu şekilde. Sağ tıka basıyorum, kalkanla vuruyor. Mavi yandığı zaman sol tıka vuruyor, kılıçla vuruyor. Bunu yapmak ne kadar erken yaparsan, o kadar puan veriyorsa da o puanla da skillerini geliştiriyor. Aa ben maviydi, işte kalkana bastım, kalkan dedi, bir zıvara bastım. Assassin Creed'e benziyor biraz. Değil mi? Yani Assassin Creed gibi ilerlemeli bir yani. Grafik açısından ve Assassin's Creed tarzı oyunları oynayan Assassin's Creed tarzı oyunları sevenler için bence bir numaralı oyunlardan birisi olabilir. Bitmeden önce yetişmem gerekiyor. Yani defans kadar. Aynen. Yok gerek değil. Şu anda dedikler dediğine göre arkadaşlar organize olarak barbar tarafını def ettik ve şu anda kalan barbarları Roma sokaklarından temizlememiz gerektiğini söylüyor. Evet. E'ye basıyorum. Şimdilik bir tane gösteriyor. Hı hı. Sonra bu 2'ye çıkacak ya da 3'e de çıkacak. Değişebiliyor. Tamam devam i̇şte edelim. Burada ne yapmanı yani seçersen şimdi ne olacağını gösteriyor. Diyor ki burada işte sol tarafı arbalet tarzı bir tane mekanizma var.
o mekanizmayı kullanacaksın. Sol tarafı sen koruyacaksın. Sağ İşte tarafı da aynen. flankleyip Bu orduna cephe flankleyip diyor. çizgisinde ordular koruyacak diyor. Flank atacaklar diyor. Hadi bakalım. North Bu arada flank Barricade. atmayı bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Flank atmak sağ taraftan yani bir orduyu ikiye bölüp sol tarafı ağır silahlarla sağ tarafı da hızlı giden askerler yani atlı veya yaya ufak veya hafif zırhlı askerlerle hızlı bir biçimde yarmak anlamına geliyor. Şimdi ben bu mekanizmayı kullanıyorum. Kısaca işte Scorpio. Aynen. Scorpio diyor. Yani arbalet. Akrep. Scorpio akrep diyor. Yani büyük arbalet. Böyle yere sabitli şekilde. Yok abi. Osmanlı'da da vardı. Akrep de bunu direkt kullanıyor. Değil mi? sağ basınca zooming yapıyor. Yani sol tarafa basılı tutunca ateş atıyor. Ediyor. Ama siz diyorsanız ki bu uzun sürüyor. Sürekli hani basarak da seri atış yapabiliyorsunuz. Ama bu hani böyle bildiğiniz makinalı oklar gibi değil. Yavaş yavaş atabiliyorsunuz. Şimdi bu adamları durup olduğu taraf vurdurabiliyor. Şurada patlayıcılar var. Atıyor. Ya da yağdık, yağdık. Diğer yaraladık. Sağlık diyor. Kanka diğer yaraladık. Diğer yaraladık. Kanka. Burada amaç şu anda herhalde puan kasıp skill şartlarını geliştirmek. Solda yok orada. Hiç yaramıyor. Bir türlü tutamadılar. Palas'a gir dedi. Yani saraya girdi de orada. Şu an geri çekiliyorlar. Yabancı saldırısı oldu. U'ya basıp upgrade menüyü açabiliyorsunuz. Buradan skill'lerinizi geliştirebiliyorsunuz. Özellikle canınızı. Bu can kapsülünü geliştiriyor. Bu ekstra can veriyor. Hani bu mesela diyelim canınız adam vurduğu zaman 10 gideceği de işte 9,5 gidiyor. Bunda iki kutu can veriyor bir kutu yerine. Hani fark o. İşte yani burada göğüsteki focus... daha mantıklı. Yani evet istediğiniz yapabilirsiniz. Bu alttaki XP oluyor. Şu yani. Elimde gösterdik kalmıyor. XP'miz var. Aynen. hızlı kazanılıyor. Ne kadar çok adama vurursan o kadar çok sana XP geliyor. Öyle düşün. Bu yanındaki gold'da multiplayer girdiğinde başkasıyla veya arkadaşlarına sana gold veriyor. O şekilde geliştirebilirsin. Hani ekstra böyle LoL'deki gibi RP ıvır zıvır yok. Yani öyle bir şey yok. İşte yani pay to win oyun değil. %100 değil. İşte burada fokus sistemi aynı canda nasılsa işte skill kullandığın zaman hani ne kadar azalıyor, işte azalmasını düşürüyor, kapsülünü arttırıyor, ıvır zıvır. İşte burada size demiştim ya, finisher yaptığınız zaman canınız artıyor demiştim ya. Hı hı. Bu orta tuşla aşağı kaydırdığınızda yuvarlak şeyle. İşte ona burada XP ve focus ekleyebiliyorsunuz. Hani canınız full ise mesela, canı arttırmak yerine normalden mesela
daha fazla XP versin Alttaki diyorsanız. neydi? Bu fokus, hani skill. Mesela 10.000 biz XP'yi basalım. Verdik XP'ye. Yine burada combat var. İleride mızrak fırlatma olacak. Yerim. Ok misali. Onun kapasitesini arttırıyor. Bu arkadaş da... Ben söyleyeyim mi? Söyle. He? Kartalın gelişmiş güçlendirmesi diyor ama ne işe yaradı bilmiyorum. Yani yakın dövüş kullanırken combo yaptığında yararlı bir şey. Şimdi tam hatırlamıyorum ama yani adama sürekli vuruyorsunuz ya. Nasıl açıklayayım? Sürekli vurduğunda herhalde Seed Point'in yani mananın hızlı gelmesini mi sağlıyor? Yoksa skill shot'ların hızlı dönmesini mi? Adama daha fazla vuruyorsun diye düşünüyorum. Ya tamam. Öyle hatırlıyor olabilirim. O zaman üstteki daha mantıklı görünüyor. Evet, işte burada zaten göstermiştim size vesaire vesaire. İşte burada execution'ları geliştiriyorsunuz. Hani tek kişi finisher'ları veya double finisher'lar. Bunları teker teker açıyorsunuz. Mesela buna 1000 verebiliriz. İşte burada can için var, focus için var, XP için var, hasar var, black facing var. Türkçesini bilmiyorum. Black face. Burada zaten full açık. Dünyada ve Coop'ta açık. Bunlar da ileriki zamanda geliştirilebilir şeyler. Oyunumuza gelecek olursak... Kill out option. Yani... Kill öldürme hızı arkadaşlar. Help me! I command you! My emperor, the palace defenses have been breached. I'm not worried about the barbarians! Sus lan şişko. Şimdi bu... Batu sana verici. Ben kel miyim lan? Şaka. Dur. Bu Tombik abi. Sen de Tombik'sin. Yani bu Bonibon abi şimdi şey... Sen de jelibonsun. Aynen. Bu adama jelibon. Escortluk yapacağız. Yanlış algılamayın. Escort. Tamam. Ayol Batu... Nonoş yani. Batu oldu aynen. Artık. Yumuşak Batu oldu arkadaşlar. Yumuşak geyli Batu'yuz. Siz ne ara girdiniz oğlum Enter Palace'a? Bir şey, Enter Palace'a diyorum. Adamın kafasından kılıcı geçirdin, diğer adamı öldürdün. O nasıl bir efekti ya? Oyunda bug'lar varmış demek ki. Ben ilk defa karşılaştım. İçimden adam geçti. Adamın kafasından kılıcı geçirdik, diğer adamı öldürdük bizi ya. Ve geçirdiğimiz adam ölmedi, bize tekrar dövüşmeye devam etti. Dövüş yaptı bize, dövüş. Daha çok dövüş. Yamına koydum. Seni ızdırabına koydum. Ya Batu. Oğlum bak senin... Şu adamların kemiklerine ne alıp vermediğin var? Kes boğazını olsun. Ben şöyle... Bu arada o Viking sokuşu değil mi diyor? Romalılar Vikinglerden çalmış. Ölüler dirilerden çalacak demişler. Checkpoint. Ooo. Kill the Barbarian Warlord. Burada bir bak arkadaşlar. Horus'taki şef yani. Bir bakalım. Yani barbar şefini öldürdü. Sadece iyi bir atak yaptığında savunamıyorsun. Shift'e basman lazım. Veya ben de işte bunlar hepsine tek atarım varsa zamanlamada savunmaya basarsan sarsıtıyorsun. 1-2 saniye.
Kutulara tek atarım, kudretli sakalım kardeş. PBI kaptan gibi. Bu arada PBI kaptana selam olsun. Büyük youtuberların ismini çok çok kullanıyoruz çünkü onlardan imrenip biz bu işe başladık. İnşallah konumuz daha hayırlısı olur. Şu anda güzel bir izleme kitlemiz ve abone kitlemiz var. Bize göre şu anda güzel ama diğer youtuberlara karşı tabii ki de çok çok düşük bir kanalız. Olsun, en azından hani yakında arkadaşlar tabela geldiğinde tabela blok videosu ve sistemin blok videosu çekimi sağlanacaktır, bilginiz olsun. Tabi ki odamın videomu çekmem ama en azından sistem parçalarını videomu çekelim. Birkaç arkadaş bana Instagram üzerinden DM atmış, hangi sistemi kullanıyorsun, hangi programı kullanıyorsun diye. Onların da videolarını çekeceğiz. Tabelamız geldi tabi ki. Batucuğum sen kulaklığa devral şimdi, konuş. Ben bir lavaboya kaçıyorum. Tamam. Şu anki, yani özetle şu anki durumu izah edeyim size. Bu Bonnie Bon abimiz hem barbar saldırısından dolayı hem de birisinden kaçma amaçlı gizli yerlere saklanmaya çalışıyor. Bizim bu abimiz, ana karakterimiz. Şimdi geçmişe gidiyor yavaş yavaş. Babasının öğütlerini söylüyor. Babası da eski savaş generali bu abimizin. Bizi de askere yolladılar. Biz de askerden döneceğiz. O şekilde oyun başlıyor aslında. Başı biraz training gibiydi ama hikayeyle alakalı olduğu için o beni biraz üzdü. Çünkü oyun başlarken sonlarını görmek bence hoş değil diye düşünüyorum. Tabii siz nasıl düşünürsünüz onu bilemem. Father, Marius? It's good to see you again. Well, how do I look? Every inch the Roman soldier. You look fine. Roman askerine benziyor muyum diyor. Welcome home. Welcome home. Do you know where you're to be posted? Alexandria. Ah, Alexandria. That's a quiet province. Your mother will be pleased. I didn't join the army to bask in the sun, Father. I want to fight like you did for the Empire. All in good time, my son. All in good time. Remember, not all your enemies will be found on the battlefield. Father? Sadece savaş alanında düşmanın yoktur gibisine öğüt veriyor. Let me look at you. So handsome. Mother, please. Your sister is eager to see you. You will see her soon enough, mother. For now. Yakında kız kardeşini gör, önemli meseleler konuşmamız gerekiyor. İyi ama çabuk olun gibisinden. Ben kız kardeşini bulayım diyor ve kendisi gidiyor. Is there something troubling you, father? We will talk in good time. For now, let's see what you've learned. İyi konuşacağız ama şimdilik bakalım neler öğrenmişsin diyor. Hatta altyazıyı da açabilirim. Sizin için daha iyi olabilir. Çünkü ben de konuştuğum için sesten anlaşılmıyor olabilir. Neredeydi? Heh. Tamam. Ready yourself. First break my guard. Şimdi burada tekrardan anlatıyor. Başta oynamıştık lakin. And again. Remember Marius, break my guard so you can strike me. Once more. No, that's not it at all. Come fazla kalkana bastığınızda öyle sizi geri sektiriyor mesela. That's it. Good work, my son. Now do it again, but this time strike me. Three times. Blocked you. Start again. Break my guard.
time. Excellent swordplay. Genellikle kalkanlı adamlarda, dandik adamlarda sağ sol sol sağ kombosu yapabilirsiniz. Klasik kombodur zaten. Kalkan, iki saldırı, kalkan. Perfect yaparsanız daha deminkisi gibi adam bu şekilde sarsılıyor. Yani sizin vurmanıza olanak tanıyor. Ama tabi böyle adam yeşil olarak göstermeyecek. Zamanda basmanız lazım. Perfect. Now put your moves together. Combined attack. Buraya isterseniz geçebilirsiniz, isterseniz deneyebilirsiniz. That's the way. Masterful. Aynen, bu Burning Eagle mod, yani yanan kartal modu daha critical atak vurmanı sağlıyor düşmanlara ve stun veriyormuş. It's a sad but proud day. Üzünlü ama gurur duyuyor, gurur duyucu bir gün tarzında konuşuyor. Bu kılıçla yakın dostu alışabilirsin. Always come open-handed first. Walk with me, son. I've heard rumors there is great unrest in Rome. Yes, these are dangerous times we live in. Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Bu olay her şeyi değiştirebilir. Gibisinden bir konuşma yaptı. Tam çeviremedim ama. I'm giving this to you as your grandfather once gave it to me. Büyük babanın bana verdiği gibi. When the time comes to command men of your own. Kendi adamlarını yönettiğin zaman. Geri düşün, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Hep sana söyler ki Damokles mükemmel bir savaşçıydı. Alt yazıyı açtım. Çevirebilir misin? Şu an bir İslamiyet'i anlatıyor. During a massive battle, his cowardly commanders abandoned him. Dağ eteklerinde terk etti. When the slain Damocles arrived in the underworld, tek başına kalan savaşçı Tanrı'nın kaderine boyun eğmek zorunda kaldı. Tanrı emindeydi şu anda. Damocles bu savaşı geri olarak Tanrı'nın elinden tekrardan gücülerek kazanmaya devam etti. Who would hunt down and kill each of the generals who had wronged him. Yeraltı tanrısı diri tutanı intikamını alması için. To this day, many commanders carry a dagger with the image of Damocles on the scabbard. This dagger reminds them to always look after their men or risk the black centurion returning from the dead to avenge their selfish mistakes. Bu bıçağın efsanesi, işte bir tane efsanevi bir savaşçı var. Beni takip et. O yüzden intikam için tekrar Yeral Tanrıcası onu diriltiyor. Şimdi barbarlar da bizim evimizi bastı. Bundan hepsi Praetorian kalkanı bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada önemli bir bilgi vermek isterim. Batu oyuna devam ederken. Birkaç arkadaşım yeni sahte olduğunu düşünmüşler. Arkadaşlar benim adım Emre. Bunda tüm ekip üyeleri Okan, Beto, Beyti, Can ve Burak biliyor. Biz bir aile olarak başladık bu işe. Mekip olarak yani. Mekip açığını nasıl anlamayacak arkadaşlar? Mekip bildiğimiz bu uzay sondaları falan değil. Onu baştan söyleyeyim. Ondan mı esinlendiğiniz tarzında bir oluşum olmuş. Mekip'in açılımı arkadaşlar muhteşem ekibin. Kısa atılmışım. Yani güzel bir amblem olur diye bunu seçtik biz beraber. Kardeşiniz ve anneniz. No! I will kill every last one of you!
güzel dövüşüyor bu adam. Yaşlı maçlı ama. Babamız zaten sağlam bir genel. Tarınmış, ünlü bir genel. Biz onun kadar şu an ama lakin biz de birazcık aynı spoiler yapmak şey, aynı hata yapmasının sebebi şu anda atak skillerini de çıkamamış. Genelde geliştirilemediği için hepsi bu adamın resim var ya, çıldırıyor böyle. Aynen. Veysi arkadaşlar kendine bir lakap uydurmuş. Bravo Veysi. Bravo Veysi anlamıymış. Cesur Veysi mi? Evet, Cesur Veysi'ymiş. Tabii biz bunu kabul etmedik. Böyle bir şey olamaz. Yani çünkü ekibin en korkak, sürekli saklanan oyuncusu o. Sen kim Cesur? Kim Cesur yani? Bu arada genelde ekibin keşifçisi ben oluyorum. Yani aslında Bravo Feonor benim lakabım olabilirmiş ama imkansız. Veysi'ye biz korkak ne demek İngilizce? Coward. He? Coward. Coward diyiz. Ha, Coward aynen. Coward Veysi. Coward Veysi. Coward Veysi. Tabii daha güzel bir nick bulmaya çalışıyoruz. Bu arada benim genelde oyunlarda özellikle Travian'da kullandığım Alpha bu şekilde kendimizi halk olarak sanalarda kanıtmıştım sanırım. Tabi sana YouTube alemine de Ben Feanor olarak geldik. Vallahi kadarımızı çok beğendim. Biraz maddiyatlı oldu ama olsun. Her şey YouTube için, her şey sizin için görsel açıdan. Her şeyi düzeltmek için biz varız burada. Yeni oyunları böyle satın alıp sizler için deneyip izlenmeler yaratmaya çalışıyoruz. Hem zaman geçirmeniz, çıtır çerezlik oyunları alıyoruz biz. Hem de belki evet. Siz hoşunuza gider, aa güzel bir oyunmuş. Hani bilinmedik oyunlar genelde. Bu arada dediğimiz gibi kampingi kısa değil. Batu, sen devam et, ben çeye bakıp geliyorum. Kan vahşeti seviyorsanız tam size göre diyebilirim açıkçası. Hani hikayesi çok derin bir hikaye değil. Ama ben beğendim açıkçası. Kafa dağıtabileceğiniz bir oyun denebilir yani. Hem az çok bu tarz işte orta çağ veya Romalı tarzı şeyleri seviyorsanız hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Yavaş. Millet uyuyor. Fuckboy. Run. Bu ablamızı şu an için tanımıyoruz. Evet. Evet, şimdi devam edelim. Bu tarz askerlerden hani böyle mektup ıvır zıvır alabiliyoruz. Ama bunlar hani toplanabilir. Collectible diye geçiyor. Hani o yüzden size kalmış. Benim gibi böyle sağ solda bir şeyler toplamayı seven böyle o tarz insanlarsınız. Eğer zevk alırsınız. Ben açıkçası toplamayı seviyorum. Efendim? Bu oyunun üzerine 10 üzerinden kaç puan veririm? Güzel soru. Hepsini tek tek ayıracağım. Hikaye derseniz ben bunu 10 üzerinden 7 diyebilirim.
Yani benim için. Belki siz 5 verirsiniz, onu bilemem. Hani siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben 7 diyorum. Beğendim. Hani gameplay olarak beğendim. Lakin biraz gerçekçilikten kopmuş gibisini. Hani mesela Assassin's Creed oynarken de, hani Assassin's Creed 1'de sürekli counter atak yapıp 30 tane adamı kesiyordun ya. Bu da o birazcık ona benziyor gibi. Ha. Tabii böyle ilah gibi herkes doğruya doğruya gidemiyorsun. Ben çok fazla yerde öldüm normalde. Ki bunun daha zorlarını açarsan belki hiç öyle olmaz. Bu kadar kolay insanları doğruya doğruya gidemeyebilirsin. Aynen, şu an normalde oynuyoruz. Grafiklerini beğendim ben gayet. 9 veririm. 9-9.5 veririm yani. Hikayesini söyledim. Hikayesi 7 dedim. Görüntü 9 veriyorum. Oynanış birazcık zayıf kaldığını düşünüyorum. Ona da 7.5 vereceğim. Çünkü geliştirmeler işte az. Test tree yok. Yani size hangi oyundan örnek verebilirim? Yani hani size gösterdim işte can, focus, ıvır zıvır. Hani adamlara vuruyorsun belirli bir zamana kadar. İşte sana arkadan birisi vurursa savunuyorsun. Finisher'ını yapıyorsun. İlerliyorsun. Sanki şey, dalga dalga adam kesersin, öldürürsün ya sürekli. Hani bazı oyunlarda. Aynı o kafa gibi. Hani o yüzden birazcık sıkma olasılığı var sizde. Ama onları umursamıyorsanız sizde hiç de batacağını düşünmüyorum. Hikaye modunda oynanan oyunlar, yani Assassin's Creed gibi, Assassin's Creed Valhalla gibi oyunlar oynamayı sevmezler. Yani onlar önemli değildir. Evet. Orada bir arkadaş bana DM'den şöyle yazmış. Bu akşam ekip toptan sonra yine ben short video almıştım. Archers! Senden uzak olarak bir arkadaş. Ben sistemini yorumlamamı istemiş. Benim mi yorumlamamı istemiş? Yalnız yorumlarım yorumlamasına ama bilgisayar bilgim yeterli değil. Yani yorumlayabilirim. Şimdi sana özellikle bir söyleyeyim. Evet, şu andaki gördüğün grafiğe göre hem de kasanın şekli şemali olsun, monitör mouse olsun, klavyesi olsun, ona göre yorumları yaparsın. Tamam. Şu an mı yapayım? Yani evet, hem video, hem oynarken hem de sohbet amaçlı bir yorum yaparsın. Tamam. Ben özellikle sana kısaca bir bahsedeyim istersen sen oynarken. Tamam. Sen oyuna devam edebilirsin. Şu an skill açtım mesela. Zamanı yavaşlatma skilli var. Zaten bir tane skillimiz var. Bilgisayarımda bu arada 10 kilobayt Iron Lord serisinden Seagate barıtlı da farklı da 7200'e bir artış var. 1 kilobayt Samsung 866 bir de 500 GB'lık eski bir kutu. Sonuçta da drive bulunuyor. 500 GB. Şimdi daha ekstra başlı. SSD'mize Windows'un yaptı. M2 SSD'mize genelde oynadığımız oyunlar, yani Forest Ocean, Warrior, Power yükledik. Diğer oyunlarda farklı da mevcut. İşlemcimiz Ryzen AMD'nin stok puanını kullanıyoruz. Kasamız Rampage, Temporal World.
Monitörüm LG marka monitör, biraz kötü benim. LG marka 75 Hz 1ms bir monitörümüz var. Klavyemiz Game Power'ın mekanik çelik oyuncu klavyesi. Mouse'umuz da Rampage Everest markalı KGB 7 markalı bir mouse'umuz. Mouse'un kulaklığımız da benim çok severek kullandığım Rampage iş seviyesi. Şu andaki kullandığım mousepad'de Oppo Gaming'den mousepad. Bu arada Batu öldü. Çok güzel. Kullandığımız ses kayıt programı OBS Studio Professional olarak kullandığımız ses programı, video kayıt programı, çok özür dilerim. Kullandığımız kamerada Rampage 1080 piksel full HD kamerası, ama kameramızı şu anda açmıyoruz. Kameramızı da şu anda burada belirtelim. 10.000 abone kamerada ekip toplantısı sohbet amaçlı bir görüşmesi yapıyoruz. Evet Batur, sen de açıkçası ben bilgisayarın sistemlerini beğendim. Yani yüksek derecede FPS alıyor zaten ve ışıklandırması olsun, fanları olsun gayet sağlam. Fakat mouse'a birazcık sıkıntı çekiyorum ve mekanik klavyeye alışamadım. Çünkü neden alışamadım? Benim evimde ta kaç seneden kalma Microsoft klavyem var. Onu kullanıyorum. Onu kullandığımdan mütevellit mekanik klavye kullanmıyorum. O yüzden zorluk yaşadım. Ve benim mouse da bu kadar kaliteli değil. Onda da problem yaşıyorum. Yani alışma süreci denebilir bir bakıma. Fury'nin klavyesi genelde. Çok severek kullandığım klavye. İyi bir gaming pad'li klavye kullanıyorum. Mouse'u da James Tanky'de alacağım büyük ihtimalle. James Tanky Sub-Zero markasından. Biliyor musun onu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Muazzam bir mouse. Lower the bridge barriers. Cut me across. Bilgisayar değiştirdik bu arada. Önceki bir sistemimizi ıslatıp yeni bir sistem topladık. Daha etkili, daha güçlü bir sistem. Bu arada ekran kartı 1400 değil arkadaşlar. Wide, yani çip kartı. That's it, son. Keep going. Yani düz bir çip kartı. To the forum, Marius. Don't stop for anything. Normal kartı 2070. Yani düz olan versiyon. Yani şu andaki bütçemizde yapabildiğimiz en iyi sistem bu. Şu andaki bütçemizde zaten fiyatına göre kendini belli ediyor. Etmeli de. Şu anda oyunu 4 ay ayarlandı. Evet, şu an 31 FPS. 30. Zaten fark edersiniz, sağ sol çevirdiğimde blurlaşıyor. Size de çok kaliteli bir görüntü sunmak için 4K'ya ayarladık. Normalde ben hani oynadığımda 4K kullanmadım. Açıkçası. Neden oldu? Skill mi açacaksın? Aynen, düşünüyorum.
insanlara farklılık olsun diye bir şuradan bir double bir de single açtım. Bu arada klavyeyi beğendin mi? Tavsiye eder misin klavyeyi? Benim favorim. Klavyeyi tavsiye ederim. Lakin bana biraz küçük geldi. Evet. Benden mütevellit. Yok, bana da küçük geliyor zaten. Hani alışık değilim küçük klavyeye. Bir de altında destek olmadığı için bileğinizi ağrıtabilir. Onu da tembihliyim. Yani bileklik kullananlar için söylüyorum bu klavyede. Gamepad sipariş ediliyormuş bu arada bu klavye. 20 liraymış Gamepad'i. Ha. Ona baktım. O zaman olabilir. Neden olmasın? Çok Gamepad takılış yeri var. bunu ağırlığı da fazla yalnız. O da yani oyunlarda klavyenin ağır olması gerekiyor. Nedeni de oyunlarda sürekli klavyenin mousepad'den kaymaması gerekiyor. Yani büyük Evet. mousepad'lerin. Küçük Aynen. mousepad kullanıyorsan masada bir sıkıntı yaşamazsın ama böyle benim gibi büyük mousepad kullanıyorsan Zaten kaymaması büyük daha az oluyor. mousepadlerin fiyatı da gayet ucuz. Yani benim Hani aldığım 100 liralık bir mousepad. evet, benim de o kadar tutmadı. 60-80 lira civarı bir şey ama hani büyük öneririm çünkü küçükler oyun oynadığın zaman genellikle FPS oyunları oynandığı zaman Klavyenin kaymasını aynen sağlıyor masalarda. gamepad'den çıkabiliyor mouse'unuz. Bende öyle çok fazla oldu ve rahatsız edici oluyor. Bu arada Batur sana bunu verirken gamepad olarak vereceğim. Bilgin olsun. Gamepad bende var. Ama bunu unutma. Yani bende de Gamepad'in ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bileklik. Klavye bileklik. ha, klavye bilekliği diyorsun. Evet. Ben şey anladım. Komple. Yok. Klavye bileklik. Tamam, gayet iyi olur. O zaman benim satın almama gerek kalmaz. Yok, niye satın alıyorsun? Bu klavyenin şu andaki piyasa değeri de arkadaşlar 613 lira. Bilginiz olsun. Full mekanik, full makro gamepad olarak veriyor. 613 lira Trendyol'da bulabilirsiniz. Linkini de ben isteyen arkadaşlar olursa DM üzerinden atarım. Mouse'umuz da şu anda 215 lira mouse. Çok bir pahalı mouse değil. Saptırma marka mouse alacağım. Onun da şu anda piyasa değeri 700 lira civarı. Ama çok çok aşırı derecede şiddetle tavsiye ederim. Çünkü muazzam bir mouse. Üzerinde 1800 DPI ayarlanabilir bir makrosu bulunuyor. Makro ağırlık sistemi var. Artı üzerinde tam 12 tane tuş var. DPI ayarlarınızı ve skill ayarlarınızı mouse'a atayabilirsiniz. Bu genelde makroları için değil ama single player oynayanlar için belki etkili bir mouse olabilir. Efendim? Yorumlar üzerinde yorumlara senin yorumun ne olur? Bize gelen yorumlara. Ben en çok benim ilgimi çeken yorumlar Forrest'ın yorumlarıydı. Bu kadar fazla insanın bu kadar fazla şey yazacağını hiç tahmin etmemiştim en başta. Açıkçası çok mutlu oldum. Yani bu kadar insanın bizimle ilgilendiğini görmek. Çok da memnunum. Neden? Çünkü bizi takip eden insanların veya bize yorum yazan insanların nasıl izah edeyim bunu? Hani böyle insanları trolleyen veya frame yapan insanlardan çok hani bazı olgunlaşmış insanlar diyelim. Hani 20 yaş üzeri ama yani insanlar yaşı yani yaş mesela diyelim 25 olur ama olgun bir insan değildir. Davranış karakter olarak ondan bahsediyorum biraz. Hani şey. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum bu konuda. Normalde 3 gün, 5 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 gün, 5
yourself. Omen Tonrem. Yalnız Emre'yi de gerçekten hani bu aslında bu işe en başta birazcık hobi niyetiyle başlamak istedi. Ben de tabii ki ona destekçi oldum bu konuda. Ama ben de hani çok fazla bir şey beklemiyordum. Yani şu anda beklediğimizin de ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için. Bize bu adımı attırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de mutluyum. Emre için de mutluyum. Hani ekip için de mutluyuz. Yakın zamanda hani oyun videolarıyla beraber hani kamera olayına gireceğiz değil mi? 10.000 mi? Evet. You murdering barbarian bastard. İmzanı attım altına yalnız. Kaçış yok bundan sonra. I will do as you bid, father. I will save Rome from them. Spoiler verme ne oldu aklına? Spill their blood. Oo, çok güzel. Ne düşünüyorsun bu konuda? I'm commander of Italia of the 14th. Harika. Evet, fiyatı şuraya koyacağım. Laptop'a koyacağım. I promise I will give you as much as you can handle. Buradan sadece FPS düşürmek için oyun kaydedeceğiz. You're the second, aren't you? Yes, sir. Not anymore. Obis'in kontrol eden. Tabii. Bu arada biz burada konuşuyoruz. Arkada bir dram gerçekleşti ama. Bizim baba mefta oldu. Tahtalı köye kaçtı. Bu başımızda olan adam da bölük komutanı gibi düşünün. Bizi kendi himayesi altına aldı. Grubun aldı. Bu arada çok önemli bir duyurudan bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu izleyenler şu anda %65, abone olmayanlar %35, abone olanlar şu anda arkadaşlar YouTube'da abone olmak şu anda ücretsiz. Her videoda bildiriyoruz zaten sizlere. Abone olup bizi izlerseniz çok seviniriz. Artı bir beğeni atıyorum atarsanız çok seviniriz. Bunun için Batu istersen burada bir save al kanka, videoyu kapatalım. Çünkü tabii. Video biraz uzun oldu. Evet evet. Doğru söylüyorsun. Şu aynen şu skipleyemiyorum bu sinematiği. Çok kısa bir sinematik bu zaten. Bu bitsin. Hemen kaydedip kapatacağım. Zaten auto save yapıyor. Hani senin kaydetmeni gerektirecek bir şey yok. Hani sinematikte bir de mesela acil bir işin çıktı. Alt F4 çek sinematikte. Hani bir sıkıntı yaratmıyor. Abone olup bize destek olabilirsiniz. Videoları da kesinlikle tekrardan söylüyorum, beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ekip ailesi olarak. Hatta şöyle yapalım. O zaman ben buna bir Alt F4 çekeyim. Bir dahaki başladığımızda bu sinematiği tekrar izleyelim. Tamam. Bu sefer daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar kapanışımızı yapalım sizlerle beraber. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoların devamını bekliyorsanız bunu bize yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. İyi akşamlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.